var yemez. Bu filmi izlerken kahkahalarla gülecek, aynı ölçüde derin derin düşüneceksiniz. Yaşadığıma göre beni öldürmedikleri de açıkça ortada. Şimdi soruyorum Sayın Hakim Bey, manevi suçlar için bir ceza var mı? Beni ölmeden toprağa gömen ailem için, sırtımı dönmemi bekleyen dost bildiklerim için bir ceza var mı? Ya ölmemizde, yaşıyorsa? İster misiniz şimdi kapı çalınsa da babam gelse? Allah hayran, uğursuz. Var yemez, bir başyapıt, bir ibret dersin. Ne numarası? Meryem'in ölmeden mezara konuluşunu şaşkınlıkla izleyecek ve bu dünyada adımınızı daha dikkatli atacaksınız. Yoksa buranın altını üstüne getiririm ha! Var yemez. Gazeteler senin öldürüldüğünü yazıyor. Başka bir zavallıdır. Ama intiharı dün gece düşünmedim değil Hüsnü Baba. Sabahlara kadar sokaklarda dolaştım. Evime gidemedim. Çünkü daha şimdiden miras kavgası başlamıştır. Dış kapalı dış mandalı. Akrabalar çoğalırlar artık. Leş kargaları gibi üşüşürler. Sizin gibi akbabalar varken onlara pay düşmez. Var yemez. Bu film güçlü kadrosu, gerçekçi öyküsüyle bugüne kadar izlediğiniz filmler içinde baş sırayı alacaktır. Var yemez. Zirvedeki sanatçı Kemal Sunal. Canlandırdığı unutulmaz tiplerle zirveye çıkan Yasemin Yalçın. Yıldız sanatçı Leman Çıdamlı. Sinemaya bir ömür veren Kadir Sabun. Kayhan Yıldızoğlu. Genç yetenekler Gamze Gözalan, Tuncay Akça, Hakan Ökten, Cem Davran, Serap Akıncıoğlu. Var yemez. Cehaletin önemli final olarak düşünüyorum çocuklar. Riyakarlığı ve paranın kirini simgeleyecek. Sen asıl bizim finalimizi yaz oğlum. Çünkü polisler geldi. Baban enayi bir kız. Cin gibi adam. Kadının güzelinden, hasından anlıyor Hınzır. İlk görüşte birbirimize aşık olduk. Oldunuz ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Zengin babamın zengin karısı olamadın. Ay akımım kocam! Genç karını kimlere bırakıp gittin? Peşinden gelmez miyim? Kendimi öldürmez miyim? Ah keşke yaşasaydı da. Ne bakın filan istemeseydi. Kanın yerde kalmayacak baba. İntikamını alacak. Niye öldürdün? Var yemez. Mutlaka seyredin. Var yemez.